Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdiki videomuzda sizlere devlet memurlarının bir takım sahip olmuş oldukları haklardan, imtiyazlardan, yükümlülüklerden, devlet memurlarının tabi olduğu bir takım yasaklardan, devlet memurlarının herhangi bir disiplin suçu işlemesi durumunda da uygulanış olan bir takım disiplin cezalarından bahsedeceğim. İlk önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Devlet memurları geçenki videomuzda, bir önceki videomuzda sizlere devlet memurluğu statüsünden, kamu görevlilerinden, genel olarak kamu görevlilerinden, ondan sonra kamu görevlilerinin önemli bir kısmını teşkil eden devlet memurlarından, sınıflarından, statülerinden, ondan sonra devlet memurluğuna girişte, yükselmede ne tür sistemler uygulanacak, bunlardan bahsetmiştim. Şimdi ise arkadaşlar, devlet memurlarının sahip oldukları bir takım yükümlülüklerden, biz bunlara müsbet ödevler diyoruz. Devlet memurlarına yasak olan bir takım faaliyetlerden bahsedeceğiz ve daha sonradan da dediğimiz gibi bir takım devlet memurlarına uygulanan bir takım disiplin rejimlerinden bahsedeceğiz. Devlet memurları oldukları andan itibaren arkadaşlar anayasa ve kanunlara saygılı davranmak, sadakatle anayasa ve kanunlara sadakatle yükümlüdürler. Bunun için de devlet memurluğuna başlamadan önce bir yemin ederler ve bu yemin belgesini imzaladıkları takdirde de anayasaya ve sadakatle bağlı bir şekilde davranmak zorundadırlar. Devlete bağlı bir şekilde, tarafsız bir şekilde hiyerarşik amirlerinin emir ve talimatlarını yerine getirecek şekilde davranırlar. Fakat bu emir ve talimatlar, amirlerinin üstünün emir ve talimatları anayasa ve kanunlara aykırı olamaz. Eğer anayasaya ve kanunlara aykırı bir şekilde kanunsuz emir diyoruz, anayasada da bu şekilde düzenlenmiştir. Kanunsuz emir verilecek olursa devlet memurları bunları yerine getirmezler. Şöyle ki, elbette devlet memurları amirlerinin emirlerine riayet ile yükümlüdürler. Ancak diyelim ki devlet memuru hukuka aykırı bir şekilde bir emir ve talimat veriyorsa, o takdirde üstünün bu emir ve talimatını yazılı bir şekilde ister. Mesela diyelim ki şöyle bir örnek vereyim. Belediyede imar müdürü diyelim ki bir kişiye ruhsat verecek veya bir kişi firmaya mesela şey yapacak, diyelim ki herhangi bir işlem yapacak. Belediye başkanı diyor ki onu diyor şu şekilde yap diyor. İmar müdürü de diyor ki efendim diyor öyle yaparsak diyor imar yönetmeliğine hukuka diyor aykırı davranmış olur. Yani imar müdürü, belediye başkanının bu emir ve talimatına ondan sonra yerine yazılı bir şekilde isterse, o takdirde belediye başkanı imar müdürüne sen bunu böyle yapacaksın diyerek talimatı verir. Burada sorumluluk artık belediye başkanına aittir, üste aittir. Diyelim ki belediye başkanı imar müdürüne dedi ki, efendim bunu dedi sen dedi böyle yapacaksın dedi. Bu şekilde sana emir ve talimat veriyorum dedi. İmar müdürü de dedi ki hayır. Dedi ki efendim dedi verdiğiniz emir ve talimat dedi işte suç teşkil ediyor. Örnek mesela diyelim ki belediye başkanı dedi ki imar müdürüne ya kardeşim adamlara ruhsatı ver dedi. Adamlardan 100 bin lira dedi şey aldık dedi. Ondan sonra para aldık dedi. Yani rüşvet aldık dedi. Ondan 50 lirası senin, 50 bin lirası senin, 50 bin lirası benim. İmar müdürü belediye başkanının bu emir ve talimatını hiçbir şekilde yerine getiremez. Çünkü konusu suç teşkil eder.
konusu suç teşkil eden bir emir kesinlikle yerine getirilemez. Getirilirse her ikisi de sorumludur. Ama mesela hukuka aykırı olabilir. Hukuk illaki suç teşkil etmez. Mesela belediye başkanı öyle düşünüyordur, öyle hukuka uygun olduğunu takdir ediyordur mesela. O takdirde yazılı bir şekilde imar müdürüne talimatı verirse, imar müdürü o talimatı yerine getirir, yazılı bir şekilde istendiğinden dolayı. Yazılı bir şekilde yerine getirir ama imar müdürü bundan dolayı sorumlu değildir, sorumlu belediye başkanı. Arkadaşlar, devlet memuru hizmetini, kamu hizmetini kesintisiz bir şekilde ve kişisel olarak belirtilen gün ve saatlerde yapmak zorundadır. Mesaisine uymak zorundadır. Mal beyanında bulunmak zorundadır. Niçin mal beyanında bulunurlar? Çünkü almış oldukları maaş ile gelirlerinde veya servetlerinde herhangi bir, yani orantısal bir artış var mı yok mu, bunları tespit etmek için ve çalışan eşlerini, çocukları varsa çocuklarını tespit etmek için mal beyanında bulunurlar. Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şekillerde giyinmek, kuşanmak, kıyafet yükümlülüğüne uymak durumundadırlar. Devlet memurları resmi belge, araç ve gereçleri iade ile yükümlüdürler. İkamet yükümlülüğü vardı, vardı diyorum, artık kaldırılmıştır. Devlet memurları ikamet ettiği ilin sınırlarını yetkili amirin izni ile terk edebilmekteydi. Bu şey kaldırılmıştır artık. Yani çalıştığı yerde ikamet etme zorunluluğu artık yoktur. Devlet memurları aynı zamanda bir takım şeyleri yapamazlar. Devlet memurları için yasaktır. Mesela ikinci bir görev alamazlar. Ne dedik? Devlet memurluğu, bakın, meslek olarak kabul edilmiştir. Kendi memurluğu dışında, mesleği dışında herhangi bir şekilde görev alamazlar. Ancak hiyerarşik amirler tarafından ikinci bir görev verilebilir. Bundan sonra ikinci bir iş verilebilir. Bu da mümkündür. Mesela ek görevler verilebilir. Diyelim ki üniversitede şeydir, atıyorum profesördür ama aynı zamanda mesela YÖK'te de görevlendirilmiştir. Ne bileyim işte, bu şekilde çeşitli görevlendirme, ikinci işler söz konusu olabilir. Devlet memurları herhangi bir sanatla ve ticaretle uğraşamazlar. Yani tacir olamazlar, esnaf olamazlar. Ancak mesela hani ticaretle uğraşmaktan kasıt şudur. Mesela diyelim ki hisse senedi alabilirler. Ne bileyim işte mesela anonim şirkete şey yapabilirler, ortak olabilirler. Ama mesela ticari mümessil veya ticari vekil olarak kolektif şirketlerde kolektif ortak veya komandit şirkete komandite ortak, komandite ortak sınırsız ortak demektir. Bunları yapamazlar. Grev yapamazlar devlet memurları. Mesela şimdi yakında bir şey var. İşte şeyler diyorlar, kamu görevlileri iş bırakacak, sağlık kesiminde falan mesela şey diyorlar. Efendim, devlet memurları grev yapamazlar. Niye? Çünkü devlet memuru kamu hizmetlerini asli ve sürekli vazife ile görevlendirilmiş kişilerdir. Onun için devlet memurları grev yapamaz ama işçiler grev yapabilirler veya iş bırakma eyleminde bulunabilirler. Devlet memurları hediye ve çıkar sağlayamazlar. Kendilerine işte belirli şeylerde hediye verilebilir ama böyle hani rüşvet manasında çıkar sağlayacak şekilde, ne bileyim, borç istemeler gibi bir durum söz konusu değildir. Devlet memurları siyasi partilere giremezler, siyasi partilere üye olamazlar. İstisnai bir durum olarak öğretim üyeleri, özellikle partilerin MKYK'larında görev yapabilirler. Ama onun dışında, hani ne dedik, devlet memurluğu bir meslektir bizim sistemimizde. Tarafsız davranmayı, siyasi açıdan da tarafsız olmayı gerektirir. Herhangi bir siyasi parti ile bağı da kabul etmez. Onun için mesela siyasete girecek olan kişiler mesela devlet memurluklarından istifa ederler. Ondan sonra işte aday olurlar veya seçilirler. Niye?
memurlukla siyaset bağdaşmaz, siyasi faaliyet yürütülmez. Gizli bilgileri açıklayamazlar. Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili bilgileri, görevleri ayrılmış bile olsalar yetkili bakanın izni olmadıkça açıklama yapamazlar. Basına bilgi ve demeç veremezler. Ayrıldığı kuruma karşı görev yapamazlar. Özellikle önemli hizmetlerde görev alanlar. Ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde hizmetinde bulunduğu kuruma karşı ayrıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle kurumdaki görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar. Taahhüte giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Dernek kurma ve derneklere girme ile ilgili bir takım kısıtlamalar da vardır. Özellikle silahlı kuvvetler mensupları, kolluk kuvvetleri hakkında bir takım kanunla sınırlama getirmiştir. Ama devlet memurları herhangi bir derneğe, yasal derneğe üye olabilirler. Bunlar özellikle güvenlik kuvvetlerinden de kendi görev alanları değil. Mesela diyelim askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına ya derneğine üye olabilirler. Yine emniyet mensupları mesela dayanışma derneklerine üye olabilir ama onun dışında derneklere üye olamazlar. Toplum müracaat ve şikayette bulunmaları da yasak idi ancak bu yasak da kalkmıştır. Devlet memurlarının bir takım hakları da vardır. Bunlardan bir tanesi memurluk teminatıdır. Yani güvenlik hakkı, kendi o kamu hizmetini bir hakkın yerine getirebilme hakkı. Devlet memurluğu dediğimiz gibi bir meslek olarak kabul edildiği için sürekli olarak da o hizmeti yerine getirmekten yükümlüdür. Devlet memurunun kanunda yazılı haller dışında devlet memuru memurluğuna verilemez aylıktan başka hakları elinden geri alınamaz. Yani kazanılmış hakları vardır. Devlet memurları korunurlar. Zira bir devlet memuru hakkında diyelim ki şey yapılabilmesi için, dava açılabilmesi için de mutlaka kurum amirinden de izin almak veya yargılanması için kurum amirinden izin almak gerekir. Onun için de devlet memurları bir takım koruma yöntemleriyle korunmuşlardır. Devlet memurları arkadaşlar aynı zamanda o hizmeti kesintisiz ve kişisel olarak görevini yerine getirmek durumunda olduğundan dolayı bu aynı zamanda bir haktır da. Yani kamu hizmetlerine girmesi, hani anayasada ifade edildiği üzere eşitlik çerçevesinde, liyakat çerçevesinde her Türk vatandaşı kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Ve yapmış olduğu o kamu hizmeti karşılığında da sınıf, derece, liyakat ilerlemesi, kademe ilerlemesinde mutlaka yapılması gerekir. Devlet memurunun müracaat, şikayet, dava hakkı vardır. Kendisiyle ilgili olan konularda, kendisi hakkında yapılan işlemler hakkında da müracaatı, şikayeti, dava hakkı söz konusudur. Sendikal faaliyetlerde bulunabilir devlet memurları. Daha önceden 90'lı yıllardan önce devlet memurları sendikalara üye olamıyorlardı. İşçiler sendikalara üye olabiliyorlar ama devlet memurları sendikalara üye olamıyorlardı. Şu anda memur sendikaları da bulunmaktadır. Dolayısıyla kendi iş hizmet koluna uygun olarak devlet memurları sendikalara üye olabilmektedirler. Sendikal faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Ancak ne dedik? Grev yapamazlar. Devlet memurlarının çeşitli izin hakları söz konusudur. Efendim yıllık izin durumu söz konusu olabilir. Yıllık izin biliyorsunuz devlet memurlarında göreve başladığı andan itibaren bir yılı doldurdu takdirde. İlk defa göreve başladığı bir yılı doldurduysa 20 gün. Bu 10 yıllık devlet memurluğuna kadar böyledir. 10 yıldan sonra diyelim ki yıllık izin hakkı 30 güne çıkar. Ondan sonra bu izin hakkını kullanabilir. 2 yıl üst üste kullanabilir. Bunu da yine yetkili amirin izni olduğu takdirde bu izinlerini kullanabilir. Yetkili amir
üstü amiri bu izin şeylerini, prosedürünü ayarlayabilir. Öğretmenler yıllık izinlerini yaz tatillerinde kullanırlar. Yazın izini sayılırlar. Değerli arkadaşlar, devlet memurlarının bir takım sağlık izin hakları vardır. Mesela aktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına yıllık izinlerine ek olarak tanınan bir aylık izin hakkıdır. Mazeret izni olabilir. Mesela doğum izni, ondan sonra ölüm izni gibi mesela çeşitli mazeret izinleri söz konusu olabilir. Efendim, kadın memura doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta analık izni verilir. Erkek memura eşinin doğum yapmasından dolayı 10 günlük babalık izni, yakınların ölümü halinde 7 gün ölüm izni verilir. Kadın memura ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni verilir. Engelli çocuğu olan ailelere bir yıl içerisinde 10 gün mazeret izni verilebilmektedir. Bu tür mazeret izinleri söz konusudur. Hastalık ve refakat izni olabilir. Memurlara kanser ve RAM, akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalığı, rahatsızlığı varsa 18 aya kadar, diğer hastalık halinde 12 aya kadar izin verilir. Bu sürelerde iyileşmesi bir kat daha uzatılabilir. Yine iyileşmezse o takdirde emeklilik hükümleri uygulanır. Aylıksız izin kullanabilir. Mesela refakat izninin bitiminden itibaren istek üzerine 18 aya kadar aylıksız izin kullanabilir. Doğum yapan memura veya eşi doğum yapan memura istekler üzerine 24 aya, yani 2 yıla kadar da aylıksız izin hakkı kullandırılabilir. Devlet memurlarının en doğal hakları maaş haklarıdır. Devlet memuru göreve başlar başlamaz kendisine maaş takdir edilir. Devlet memurları maaş alırlar, öyle çalışırlar. Sözleşmeli personel ise çalışır, ondan sonra maaşlarını alırlar. İşçiler de herkese çalışır, ondan sonra maaşlarını alırlar. Devlet memurlarının toplu sözleşme hakları vardır. Yolluk hakları vardır. Aile yardımı, çocuk yardımı, tedavi yardımı gibi takım diğer sosyal hakları da bulunmaktadır. Devlet memurları eğer anayasada, kanunlarda belirtilen usul hükümlerine, kanunlara uygun davranmadıkları, bir disiplin suçu işledikleri takdirde kendilerine bir takım disiplin cezaları verilebilir. Disiplin cezaları mesleki nitelikte cezalardır. Memurlar müspet ve menfi ödevlerini ihlal etmeleri halinde İdarenin işleyişi bozulacağından dolayı çeşitli disiplin cezaları verilebilir. Bunlar da işte biraz sonra bahsedeceğiz ama uyarma olabilir, kınama olabilir, aylıktan kesme olabilir, bunlar kademe ilerlemesinin durdurulması olabilir ve de devlet memurluğundan çıkarma cezaları uygulanabilir. Fakat devlet memurlarına kesinlikle adli ceza verilmez, yani hapis cezası verilmez. Veya idari para cezası diye bir ceza verilmez. Devlet memurlarına idari cezalar verilir. Bundan sonra adli cezalar verilmez. Hapis cezaları verilmez. Bir tane istisnası vardı. O da orduda işte şeylere, bundan sonra askerlere mesela işte disko cezası diye, disiplin kovuşu cezası diye 28 güne kadar cezalar verilebiliyor. Hapis cezaları verilebiliyor. Ondan sonra onlar dışında devlet memurlarına kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir hapis cezası verilemez. Peki ne tür cezalar verilir? Uyarma cezası verilebilir. Kınama cezası verilebilir. Aylıktan kesme cezası verilebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma cezaları verilebilir. Hangi fiillere uyarma cezası verilir? Bir defa İzinsiz ve özürsüz olarak göreve geç geldiyse, diyelim saat 8'de gelmesi gerekiyor, 8.30'da geliyor. Erken ayrıldıysa, 5'te ayrılması gerekiyor, 4'te ayrıldıysa, görev mahallini terk ettiyse uyarılır. Uyarma peki nedir? Memurun görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davran, bak gözüm üzerinde diye yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası verilebilir. Görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğu yazıyla bildirilirse kınama cezası verilebilir. Hangi hallerde kınama cezası verilebilir? Örneğin
eşlerin reşit olmayan ve mahcur olan çocukların kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen süre içerisinde kurumuna, amirlerine bildirmediyse, görev sırasında amirine hal ve hareketleriyle saygısız davrandıysa kınama cezası verilebilir. Aylıktan kesme cezası verilebilir. Aylıktan kesme 1/30 ile 1/8 arasında maaşına kesinti yapılmasıdır. Mesela göreve 1 ila 3 gün arasında gelmediyse, ondan sonra resmi devlete ait resmi belge, araç ve gereçleri özel menfaat karşılığında kullanıyorsa aylıktan kesme cezası verilir. Diyelim 1000 lira alıyorsa 1/30, yani 30 lira da 35 lira gibi bir şeyde kesilir. 1/8, yani 125 diyelim 1000 lira alıyorsa, öyleyse. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir. Bu da 1 ila 3 yıl arasında kademe ilerlemesi durdurulabilir. Mesela polisler için şey de vardır. İşte 4 ila 12 ay, 12 ay ile 16 ay, 16 ay ile 24 ay arasında kademe ilerlemesi gibi kendi yönetmeliklerinde bir takım şeyler de vardır. Bu da ne olur? Mesela diyelim ki göreve sarhoş geldiyse, görev yerinde alkollü içki kullandıysa, özürsüz ve izinsiz olan 3 ila 9 gün arasında göreve gelmediyse, gerçeğe aykırı rapor, belge düzenlediyse ona, o memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir. Siyasi partiye girdiyse, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 günden fazla göreve gelmediyse, yetki almadan bilgiler açıkladıysa, amirine, mahiyetindeki memurlara karşı fiili bir tecavüzde bulunduysa da bu takdirde devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır. Burada arkadaşlar, devlet memurları kanunda bunlar madde madde sıralanmıştır. Bazen kendi yönetmeliklerinde de bu maddeler daha da ayrıntılı bir şekilde ele alınır ve uygun bir şekilde kendisine işlemiş olduğu disiplin suçuna karşılık gelen ceza neyse veya takdiren alt bir ceza verilebilir veya tekerrür halinde de bir üst ceza verilmesi de söz konusu olabilir. Bir suçtan dolayı yalnız bir tane ceza verilir. Bunlar geçmişe etkili değildir, geleceğe yönelik olarak uygulanır. Ölçülü davranılması gerekir. Eğer daha hafif bir ceza verilebiliyorsa daha hafif ceza verilebilir. Mutlaka gerekçeli ve hürriyeti bağlayıcı olmayan bir disiplin cezası verilmesi gerekir. Peki disiplin cezasını kimler verebilirler? Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı aldıktan sonra atamayan yetkili amirler tarafından verilir. İl disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde ise valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirler bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Bu cezayı ya kabul eder ya reddeder. Reddedilmesi halinde atama yetkili amirler 15 gün içerisinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Hakkında disiplin memurluktan çıkarma cezası istenen memur sicil dosyası hariç soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletmeye, ondan sonra savunma yapma hakkına sahiptir. Disiplin soruşturmanın mutlaka belirli bir usul içerisinde yapılması gerekir. Mesela kimi durumlarda soruşturmacı tayin etmez, kimi durumlarda kendisi de yapabilir. Toplu suçlarda mutlaka disiplin kurulları kurulur. Bu gibi soruşturma prosedürüne de, disiplin soruşturma prosedürüne de riayet edilmesi gerekir. Daha başka mesela diyelim ki uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının verilmesini gerektiren fiil ve haller işlendiğinin öğrenildiğin tarihten itibaren bir ay içerisinde
Memurluktan çıkma cezasında, çıkarma cezasında ise 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmadı veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin soruşturmaları disiplin ceza kovuşturmalarından ayrıdır. Disiplin soruşturmaları idare tarafından yapılır. Ceza kovuşturmaları ise mahkemeler tarafından, savcılıklar tarafından yapılır. Aynı olaydan ceza kovuşturmalarında bir ceza verilmese bile disiplin soruşturmasında ceza verilebilir. Çünkü disiplin soruşturmaları adı üzerinde idarenin kamu düzeni, o işleyişini bozan bir takım fiillerdir. Ceza kovuşturmaları ise bir suç işlendiğinden bahisler mahkemelerin yapmış olduğu kovuşturmadır. Dolayısıyla ceza kovuşturmalarının ayrı bir şekilde eğer idarenin işleyişini bozacak bir takım fiilleri tespit ettiği takdirde herhangi bir şekilde ceza mahkemelere herhangi bir ceza vermese bile idare disiplin cezası verebilir. Ama şunu da söyleyelim. İşlenilen fiil bir suç teşkil ettiğinden bahisle disiplin soruşturması açılmışsa ceza mahkemesi herhangi bir ceza vermemişse, beraat kararı vermişse artık idare de disiplin soruşturmasında mesela o suç işlenmiştir diyerek herhangi bir ceza veremez. Herhangi bir ceza veremez. Soruşturma yetkili amir, soruşturmacı veya soruşturma kurulu atar. Soruşturmacı konu ile ilgili sorular hazırlar. Tanık bilir kişiden yararlanabilir. İlgili kişiye savunmasını yapmak üzere süre verilir. Bir defa savunma alınmadan hiçbir devlet memuruna disiplin cezası verilemez. Onun için de 7 günden az olmamak üzere devlet memuruna savunma yapması için süre verilir. Bu süre içerisinde savunma yapmazsa veya savunma yapmaktan vazgeçerse bu hakkından vazgeçmiş kabul edilir. Onun için de mutlaka savunma hem süresine hem de savunmasına izin vermek gerekir. Aksi takdirde bu disiplin hukuku açısından çok ağır bir ihlal olacaktır. Soruşturma tamamlandıktan sonra rapor hazırlanır ve ilgili makama bunlar iletilir. Disiplin amirleri uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde karar verirler. Kademe ilerlemesinin durdurulması gerektiren bir dosyada ise disiplin kurulu 30 gün içerisinde kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin kurulu 6 ay içerisinde kararını ilgileyebilir. Burada şöyle olabilir. Mesela raporda diyelim ki kınama dedi ama cezayı vermeyi yetkili amir diyelim ki bunu uyarmaya çevirebilir. İşte dedi ki mesela aylıktan kesme dedi kınamaya çevirebilir. Yani illaki soruşturma raporundaki o şeye uygun davranılması gerekmeyebilir. Daha hafif cezalar ama daha ağır cezalar verilemez. Verilen cezalar üst disiplin amirine memurluktan çıkarma cezaları ile ise devlet personel dairesi başkanlığına bildirilir. Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları alanlar 10 yıl daire başkanlıklarına, üst kademe yöneticiliklerine atanamazlar. Disiplin cezalarına karşı, disiplin cezaları arkadaşlar idari bir işlemdir. Yani idare tarafından, idarenin işleyişini bozan, kurumun işleyişini bozan bir takım ihlaller olduğu için idare tarafından çeşitli cezalar, disiplin cezaları verilebilir. Bunlar idari işlemdir. İdari işlemlerden dolayı da idare mahkemesine karşı İdare mahkemesinde bu idari işleme karşı uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı
dava açılabilir. Eskiden uyarma kınama cezalarına karşı sadece itiraz edilebiliyordu. Daha sonradan uyarma kınama cezalarına karşı da yargı yolu açılmıştır. Dolayısıyla tüm disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır. Disiplin cezalarından uyarma ve kınama cezaları uygulandığından itibaren 5 yıl, öteki cezalar uygulandığından itibaren 10 yıl geçtikten sonra memur atamaya yetkili disiplin amirine başvurarak disiplin cezasının sicilden silinmesini isteyebilir. Ve bu şekilde de disiplin cezaları onun sicilinden silinmiş olur. Gelelim arkadaşlar memurlar hakkında ceza kovuşturmasına. Arkadaşlar devlet memurları görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili olarak suç da işleyebilirler. Bu takdirde devlet memurları ceza kanunlarına göre yargılanması söz konusu olabilir. Neticede kamu görevinden dolayı veya görevi sırasında bir takım işlemiş olduğu fiillerden dolayı ceza kovuşturmasına tabi tutulabilir. Fakat dedik ya devlet memurları korunmuştur. İşte bu koruma yargılanma konusunda da devreye girer. Bunun için de devlet memurlarının yargılanması konusunda özel bir usul uygulanır. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre. Bu kanuna göre Cumhuriyet Savcıları kamu görevlileri aleyhine ve görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle doğrudan ceza davası açamazlar. Savcının dava açabilmesi için yetkili amirin yani memurun tabi olduğu yetkili amirin, müdürün, genel müdürün, başkanın şeyine yargılamaya izin vermesi gerekir. Ancak arkadaşlar genel kural budur. Yani devlet memurunun yargılanabilmesi için ceza kovuşturmasının devam edebilmesi için kurum amirinin iznine ihtiyaç vardır. Ama şu gibi durumlarda devlet memurları Cumhuriyet Savcıları tarafından doğrudan doğruya kovuşturma, soruşturma açılabilir. Nedir bu? Mal beyanında bulunmadıysa, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında rüşvet, zimmet, İrtikap gibi, kaçakçılık gibi suçlar işlediyse devlet memuru o takdirde kurum amirinin izni olmadan yargılanabilir. Cumhuriyet Savcısı iddianame hazırlayıp kovuşturma, soruşturma yapıp yapabilir. Yargılamaya devam edebilir. Atatürk aleyhine işlendiyse bir suç, Atatürk aleyhine işlenen suçlarda seçimlerle ilgili, seçimlerde yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa mesela görev yap. Adli görevlerini kötüye kullanan veya ihmal eden kamu görevlileri, ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri, işkence mesela diyelim ki emniyet mensubu, polis işkence yaptığı tespit edildi. Bu gibi durumlarda kurum amirinin izni olmaksızın, müdürünün izni olmaksızın doğrudan doğruya soruşturulabilirler. Ceza soruşturmaları yapılabilir. Mesela MİT mensupları görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan ve görevin ifa sırasında işlediği fiillerden dolayı Cumhurbaşkanı'ndan mesela izin alınması gerekir. Bunun dışındaki suçlarda 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanır. Yani tekrar edelim. Bu gibi durumlarda devlet memurunun yargılanabilmesi için biraz önce saymış olduğumuz suçlar dışında devlet memuru yargılanabilmesi için kurum amirinin izin vermesi, yargılamaya izin vermesi gerekir. İzin vermezse devlet memuru yargılanamaz. İzin verdiği takdirde devlet memuru yargılanabilir. Peki kimler izin verebilir? Bir defa süreç şöyle işliyor arkadaşlar. Memur hakkında bir suç ihbarı veya şikayet olduğunda evrakın bir örneğini Cumhuriyet Savcısı ilgili makama gönderir ve izin ister, soruşturma izni ister. Sonra delilleri toplar ancak başka bir işlem yapamaz. Kamu görevlisinin ifadesine başvuramaz. Soruşturma izni vermeyi ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevliler hakkında kaymakam karar verir. Yani soruşturma izni vermeye kaymakam yetkilidir. İlde ise valiler.
genel müdürlüklerde genel müdür, ondan sonra Cumhurbaşkanı kararıyla atanan kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan, ilgili bakanın izniyle o kamu görevlisi hakkında soruşturma, ceza soruşturması yürütülebilir. Vermezse devam edemez. İzin vermeye yetkili merci ilk önce bir inceleme başlatır. Soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine 30 gün içerisinde karar verir. Soruşturma izni vermeye veya vermemeye ilişkin karara karşı ilgili Cumhuriyet Savcılığına itirazda bulunabilir. Danıştay 1. Dairesine veya Yetkili Bölge İdare Mahkemesi'ne bu konuda itiraz edilebilir. Arkadaşlar gelelim devlet memurlarının hukuki sorumluluğuna. Devlet memurlarının hukuki sorumluluğu, yani devlet memuru görevini yerine getirirken kusurlu eylem ve işlemlerinden dolayı hem idareye hem de idare edilenlere zarar vermesi söz konusudur. Bu durumda memurun mali sorumluluğu doğabilir. Fakat burada şöyle bir şeyi ayırt etmek lazım. Farkında olmak lazım. Zira devlet memuru görevini yerine getirirken hukuka aykırı veya herhangi bir kastı olmaksızın hukuka aykırı bir işlem yapabilir. Hukuka aykırı bu işlemden dolayı da muhatabı zarar görebilir. Mesela diyelim ki amir memuruna ayrıktan kesme, disiplin cezası olarak ayrıktan kesme cezası verdi. Fakat bu hukuka aykırıydı. Bundan dolayı arkadaşlar bu idari işlemden dolayı memur diyelim zarar gördü. Ast zarar gördü. Bu işleme karşı dava açılır. İşlem iptal edildiği takdirde zarar varsa bu zarar da kendisine ödenir. Fakat bu işlemlerden dolayı arkadaşlar idareye karşı dava açılır. Mesela bir memur bir yerden başka bir yere atanacaksa aynı durum söz konusu. Diyelim ki memur istemediği halde diyelim Beylikdüzü'nde görev yapan bir öğretmen ihtiyaç olduğu halde oradan alınıyor, orada kadro olarak ihtiyaç olduğu halde tutuyor mesela Çatalca'ya öğretmen olarak Çatalca'da ise 10 tane öğretmen var mesela. Niye yapılıyor bu? İşte diyelim ki birazcık öğretmene işte kök söktürmek falan filan diyelim yani halk ifadesiyle bir şey yapalım. Biraz idarecilik taslamak diyelim. Neticede hukuka aykırı bir atama işlemi yapıldı diyelim. Bundan öğretmen zarar görüyor. Peki bu durumda öğretmen amirine karşı mı dava açar yoksa idareye karşı mı? Neticede idareye karşı bir dava açar. Çünkü idare idari bir işlemdir. İdari işlemlerden dolayı genel olarak idareye karşı dava açılır. Herhangi bir kasıt, ihmal söz konusu değilse. Ondan sonra ama mesela diyelim ki işin içinde birazcık da kasıt da varsa, suç da varsa o takdirde ağır kusur da varsa amirine karşı da kişiye karşı da dava açılır. Onun için arkadaşlar idare bir kamu hizmetini yerine getirirken işlemiş olduğu hukuka aykırı fiillerden dolayı, işlemlerden dolayı genel olarak idareye karşı dava açılır. İdare mesela belediye başkanlığına dava açılır. Belediye başkanlığına değil. Valiliğe dava açılır. Valiye değil. Ondan sonra idareye karşı dava açılır. İdare bu diyelim ki işlemi uyguladığından dolayı mahkeme önünde olur, yargılanır. Diyelim ki idari işlem hukuka aykırsa mahkeme o işlemi iptal eder. Bir zarar varsa tazminata hükmeder mahkeme. Bunu da idare öder. O kamu görevlisi ödemez. Ama dediğim gibi ağır kusur varsa, bundan sonra şahsi bir takım kastlar varsa o takdirde o kamu görevlisine de
dava açılabilir. Ama genel olarak idareye karşı dava açılır. Ondan sonra idare bu diyelim ki zararı ödedi. Mahkeme kararı doğrultusunda işlemi iptal etti. Zararı ödedi. Peki kim öder? İdare öder. Kamu görevlisi ödemez. Ha, daha sonra da idare o kamu görevlisine rücu davası açarak, adliye mahkemelerinde rücu davası açarak o zararı, bak ben senin için bu cezayı ödedim. Ondan sonra ben de senden bunu alıyorum, tahsil ediyorum diyebilir. Dolayısıyla memura rücu hakkı, idarenin memura rücu hakkı saklıdır. Peki devlet memurunun göreviyle ilişkisi olmayan kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı kişilere bir zarar verdiyse o takdirde özel hukuk hükümlerine göre tazminat davası açılabilir. Evet. Evet arkadaşlar, devlet memurlarıyla ilgili konuları bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra inşallah videomuzda kamu mallarından sizlere bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.